Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iklim elemanlarından üçüncüsü olan nemlilik ve yağış konusunu işleyeceğiz. Ve sonraki dersimizde o büyük iklim tiplerinden bahsetmiş olacağız diyelim. O zaman hadi bakalım bugün ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda iklim elemanlarından üçüncüsü demiştik zaten. Nemlilik ve yağış. Yani öncelikle nem türlerinden bahsedeceğiz. Mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem. Bunlar değiştiğinde ne gibi durumlar meydana geliyor? Devamında yoğunlaşma, yoğuşma ürünleri türleri, yeryüzünde, gökyüzünde, sıfır derecenin altı, sıfır derecenin üzeri bunlardan bahsedeceğiz. Devamında yağış oluşum çeşitleri, konveksiyonel, orografik ve cephe yağışları diyeceğiz ve yeryüzünde yağışın fazla ya da yağışın az düştüğü yerlerle ilgili anlatımımızı da gerçekleştirip dersimizi bitirmiş olacağız diyelim. Şimdi dersimizin bize sağlayacağı en önemli fayda. Hem nem çeşitlerini öğrenmiş olacağız. Bugün mesela İç Anadolu bölgesinden Yazın o tatil beldelerine gittiğinizde yaşadığınız o hava değişiminin yorumunu yapabileceksiniz. Aynı zamanda oluşan bir yağışın oluşum biçimi hakkında da yorumları güzel bir şekilde yapacaksınız. Ders bitti ders bittikten sonra hemen ne yapıyorsun? Soruları çözmeyi unutmuyorsun. 0'dan 9'a o soru konu kitabımızdan 82-88. Dinamo coğrafya soru bankası kitabımızdan da 72 ve 74. sayfaları çözüyorsun diyelim ve geldik. Haydi bakalım nemlilik. Nem nedir? nem halk arasında aslında rutubet olarak geçmekte ve yeryüzünde bulunan bir su kütlesini düşünün. Bir su kaynağı bu okyanuslar olabilir, göller olabilir, akarsular olabilir. Meteorolojik faktörlerin etkisiyle bak sıvı bir madde gaz haline geçiyorsa bu olaya biz buharlaşma olayı diyeceğiz. Hemen aşağıdaki görselimize baktığımızda okyanusun üzerinde şöyle bir numarayla buharlaşmayı göstermiş. Burada atmosfere bir su buharı karışır. İşte biz buharlaşma ile atmosfere karışan gaz haldeki suya su buharı ya da diğer ismiyle nem diyeceğiz arkadaşlar. Ve biz nemi ne ile ölçeceğiz? Şurada görmüş olduğumuz alet yani higrometre ile ölçeceğiz. Şöyle ben higro diye yazayım. Higrometre ile bunu ölçeceğiz. Ve ölçtükten sonra bunu gram olarak ifade etmekteyiz. Şimdi yeryüzeyine baktığımızda bu su döngüsü dediğimiz bir olay var. Sonuçta biz bu suyu yoğun bir şekilde kullanıyoruz ama bu suyumuz bitmiyor. Bitmemesinin temel sebebi madde döngüleri içerisinde bir döngü içerisinde olmasından kaynaklıdır. Peki nasıl oluyor? Şimdi güneş ışınlarının yardımıyla yeryüzeyindeki büyük su kütlelerinde buharlaşma olayı yaşanıyor ve atmosfere su buharı karışıyor. Aynı zamanda su buharını karıştıran bir diğer olay bitkilerin terlemesi olayıdır. Ve bu su buharı atmosferdeki yüksekliklere doğru çıktığında gözle görülebilir hale geliyor, bulutları oluşturuyor ve biz bu olaya yoğuşma ya da yoğunlaşma diyoruz. Daha sonra bunun bünyesindeki bağınlem yüzde yüzü geçtiğinde bu yağış olarak yer yüzeyine düşüyor. Bazı alanlara görmüş olduğunuz gibi yağmur şeklinde, bazı alanlara kar şeklinde, bazı alanlara ise dolu şeklinde bu yağışlar düşecektir. Bu yağışlar düştüğünde karlar dağların yüksek kesimlerinde kalıcı kar kütlelerini oluşturmakta. Yağış olarak yağmur şeklinde düşen bu yağışlar yüzeysel akışa geçmekte, hem gölleri hem denizleri hem de yeraltı sularını beslemektedir diyebiliriz. Tekrar bu aynı döngü devam edecek ve suyun devamlılığı sağlanmış olacaktır diyebiliyoruz. Peki bu nem dediğimiz kavramın bizim sıcaklığımız üzerindeki en önemli etkisi nedir biliyor musunuz? Yaz dönemini düşünün. Yaz döneminde siz Ankara'dan yani İç Anadolu bölgesinde özellikle karasal bir bölgeden Nereye gidin? İzmir'e gidin. İzmir'e gittiğiniz ilk gün bu nem miktarının sıcaklık üzerindeki en olumsuz etkisini hissedeceksiniz. Nasıl? Şimdi Ankara'da o yaz dönemini düşünün. Mesela neresi olsun? 21 Ağustos tarihi olsun. Gerçekten sıcak bir gün. Ve gündüz Ankara'da sıcaklık oldukça yüksek. Kaç derece olsun? 34 derece olsun. İzmir'de de gene gündüz sıcaklık yüksek olacaktır. Gene İzmir'de de sıcaklığımız 34 derece olsun. Şimdi nemin sıcaklık üzerindeki en önemli etkisi şu. Geceye geldiğimiz zaman Ankara'da sıcaklığımız 17-16 dereceye düşecektir. Ama geceye geldiğimizde İzmir'de sıcaklığımız 27-28 derece olacaktır. Şimdi bak burada dikkat et şuna. Ankara'da gündüz 34 derece sıcaklık vardı ama geceleyin yarıya düştü mü 17-18 derece. Ve Ankara'daki bu günlük yani 21 Ağustos günündeki sıcaklık farkı ortalama 17 derecedir. İzmir'e geldiğimiz zaman gündüz 34 dereceydi. Gece de 27 derece. O zaman İzmir'deki sıcaklık farkı da 6-7 derece oldu mu? Oldu. O zaman bizim bu nem dediğimiz olay yeryüzeyinin aşırı ısınıp aşırı soğumasını engelliyor ve sıcaklığı dengeliyordur. Şöyle düşünün çocuklar. Dünyanın en sıcak yeri neresi? Dünyanın en sıcak yerleri günlük anlamda çöl bölgeleridir. Ama normalde ekvator çevresi olması lazım. Çünkü ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla gelir ancak ekvatoral iklim bölgesinde nem oranının yüksek olması oranın ciddi anlamda ısınmasını engellemiştir ve aynı zamanda soğumasını da engeller. Çölleri düşündüğünüz zaman günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir. Bunun temel sebebi nem azlığıdır diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım. O zaman Ankara'da nem miktarının daha az olduğunu, İzmir'de ise nem miktarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hatta ilk gün Denize girersin her şey çok güzeldir. Akşam yatağa yatarsın şöyle bir saat sonra bir uyanırsın. Sırılsıklam su gibisin. Uyudun uyandın uyudun uyandın ciddi zorlandın. Sabah kahvaltıda gerçekten berbat bir gece geçirmişsindir ve şu ifadeyi söylemişsindir. Ya tamam burası güzel deniz var her şey çok güzel ama gece de çok berbat ya. Bu nem yüzünden uyuyamadık dersin. İşte nemin en önemli olumsuz etkisi de bu noktada budur. Peki bu, bu nemi kaça ayıracağız? Üçe. Mutlak nem Maksimum nem ve bağlı nem. Peki mutlak nedir dersek? Mutlak bir metreküp hava kütlesi içerisinde ölçülen su buharının gram cinsinden miktardır. Yani mutlak nem dediğimde o anda o hava kütlesinde var olan nem miktardır. Var olan o anda bulunan. Yani biz gittik bir metreküplük bir havamız var ve o havanın içerisindeki nemi ölçtük. O o anda var olan nem miktarıdır. yani mutlak nemdir. Bakın şunu unutmayalım. Mutlak nemle Sıcaklık doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça mutlak nem de artacaktır. Ama burada şöyle bir olayımız var. Hemen sağdaki haritamıza bakalım. Şimdi iki tane sıcaklığın 15 derece olduğu C ve B bölgeleri var ve C'de mutlak nem 8 gram bölü metreküp. B'de ise mutlak nem 12 gram bölü metre gibi. Ya iki tane sıcaklığı aynı olan merkezde mutlak nemler nasıl farklılık gösteriyor dersek şundan dolayı. B'ye baktığımız zaman B denizin kıyısında değil mi? C'ye baktığımız zaman C karanın iç kısmında değil mi? E karanın iç kısmındaysa C'de buharlaşabilecek bir su kütlesi yok ki. Buharlaşsaydı atmosfere karışırdı o zaman mutlağı artardı. Ama... B'ye baktığınız zaman denizin kıyısında olduğu için buharlaşabilecek su kütlesi de var. O yüzden de mutlak nemi burada daha fazladır. Şimdi şuna da dikkat et. A'ya gel A'da sıcaklığım 20 derece sıcaklık arttıkça mutlak nem artıyor evet doğrudur o zaman buranın mutlak nemi diğerlerinden daha fazla olacaktır hatta dikkat ederseniz B'de deniz kıyısında A'da deniz kıyısında bak ikisi de kıyıda olan merkezlerde sıcaklığı yüksek olanın mutlak nem miktarı da yüksek olacaktır diyebiliriz. Dünya üzerindeki sıcaklığın en yüksek olduğu yer neresi çöller ve ekvatoral iklim bölgeleridir ekvatoral iklim bölgesinde mutlak nem miktarı fazladır. Ama çöl ve kutup bölgelerine geldiğimiz zaman mutlak nem miktarı azdır. Çünkü buharlaşabilecek bir su kütlesi mevcut değildir. Nerede sıcaklık oldukça düşük? Kutup bölgelerinde o zaman kutuplarda da mutlak nem miktarının az olduğunu söyleyebiliriz. Geldik maksimum nem. Yani ne demek istiyoruz biliyor musunuz? Bak şimdi tanıma dikkat et. Bir metreküp hava kütlesinin içine alabileceği toplam nemdir. Alabileceği diyor. Yani maksı. Yani en fazlası. Bunu aldığı zaman o hava kütlesi ne olacak? Doyacak. O yüzden biz maksimum neme doyma kapasitesi diyeceğiz. Ne zaman doyuyor dediğimizde hemen şöyle bir bakalım. Diyor ki bize bu miktara hava kütlesinin o sıcaklıktaki neme doyma sınırı da denir diyor ve sıcaklığımız arttıkça maksimum nemimizde artış gösteriyor. Hemen Şuradaki oranlar ve sıcaklık değerlerine bakın. Bakın 30 derece sıcaklıktaki bir hava kütlesi 30 gram bölü metreküp nem taşımaktaymış. Ama 0 derece bir hava kütlesi 4 gram nem taşıyor. O zaman sıcaklığımız burada azaldı mı? Evet, azaldı. E ister istemez maksimum nemimizde ne yaptı? Azaldı. Peki şimdi şöyle düşün. Dünyada yıl boyunca neresi sıcak? 1 ekvatoral iklim bölgesi sıcak. Aynı zamanda çöl bölgeleri de sıcak. O zaman buralarda yıl boyunca maksimum nem ne oldu? Fazla oldu. Peki dünyada yıl boyunca neresi soğuk? Tundra iklim bölgesi ve aynı zamanda kutup iklim bölgesi soğuk. E o zaman burada soğuksa ya da bu alanlarda soğuksa o zaman bu alanlarda da maksimum nem miktarının yıl boyunca az olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım. Geldik bağıl nisbi ya da oransal nem. Neyi neye oranlayacağız? Mutlığı maksimuma oranlayacağız. Öncelikle burada bir tanım kısmına bakalım. Diyor ki bak su buharı moleküllerinin birim alana uyguladığı kısmi basınç su buharı basıncıdır diyor. Tamam. Su buharı basıncı kilopaskal ya da hektopaskal şeklinde ifade edilir. Tamam. Doymuş su buharı basıncı sıcaklığa göre değişir. Doymuş hava. Hava kütlesinin sahip olduğu su buharı basıncının yani o anda var olan su buharı basıncının bak var olan diyorum tamam mı? Ve diyor ki aynı sıcaklıktaki doymuş yani doyma noktası diyorum. Bak burası da doyma noktası. Bunun birbirine oranı bal nemi ifade ediyormuş. Şimdi şuna dikkat et. Bizim var olan dediğimiz neydi? Mutlak nemdi. Tamam. O zaman yukarıdaki ne olacaktır? Mutlak nem olacaktır tamam mı şuraya şöyle aldım mutlak nem dedim bölü doyuma dediği neymiş hemen şöyle geriye geliyorum doyuma dediği kısım doyuma dediği kısım maksimum nemmiş o zaman mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 dediğimde bu neyin formülü oluyormuş Bağıl nemin formülü oluyormuş Yani biz bağıl nemde aslında ne yaptık Mutlağı maksimuma oranladık Bunu şöyle düşünebilirsiniz Sevgili arkadaşlar bakın Ben şimdi yani bu 3 tane nemi gösterdik Ama daha iyi bir şekilde bunun Özümsenebilmesi için şöyle yapmak istiyorum Elimde Şöyle bir tane Kab olsun tamam mı Ve bu kabın içerisinde Bak bu kabın içerisinde Şöyle 10 litrelik bir su olsun Şimdi 10 litrelik bir suyu buz var. Ve bu kabın totalde taşıyacağı ya da alabileceği su miktarı da 20 litre olsun. Tamam. Şimdi ne yaptım? 10 litrelik bir suyum var kabımın içerisinde. Ve bu kap totalde 20 litrelik bir su alıyormuş. Şimdi ben bunu havadaki o nemlerle eşlemem gerekirse... O anda var olan nem miktarı mutlak değil miydi? Şimdi bu kaba baktığımda o anda var olan su miktarı 10 litre değil mi? O zaman bu benim neyim oldu? Mutlak nemim oldu. Peki maks neydi? O anda o sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarıydı. E bu kap en fazla kaç litre su alıyor? 20 litre. O zaman burası da maksimum nem oldu mu? Tabii ki de oldu. Peki bağın nem neymiş? Mutlak bölü maksimum çarpı yüzmüş. Mutlakımız nedir burada? 10 gram. 10 litre özür dilerim. Maksımız ne? 20 litre. E çarpı 100 diyorum. Bu benim bağın nem ifadem oldu mu? Oldu. 100 bölü 20 5 yapmaz mı? 5 çarpı 10'dan da %50 yapmadı mı? O zaman bu kabın doluluk oranı ne yaptı? %50 yaptı. Bunu da ne olarak düşüneceksiniz? Bağıl nem olarak düşüneceksiniz. Şimdi gelin bunların arasındaki ilişkilere bakalım. Şimdi ben burayı şöyle ikişer parçaya ayırıyorum. İkişer parçaya şöyle güzel bir şekilde ayırdım. Şimdi birinci kısımda şunu yapıyorum. Mutlakları hepsinin sabit tutuyorum. Yani 3 tane hava kütlem var. 3 tane hava kütlemde de Mutlak nem 10 gram olsun. Birinci hava kütlemde maksimum nem 5 gram olsun. İkinci hava kütlemde maksimum nem 10 gram olsun. Üçüncü hava kütlemde de maksimum nem 20 gram olsun. Şimdi ben burada bu ilk kısımdaki maviyle yazdığım yerde bağıl nemi bulmam lazım. Bağıl nem neydi? Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. Birinci hava kütlesinin bağıl nemini bulursam. 10 bölü 5 çarpı 100 değil mi? 10 bölü 5 çarpı 100 dersek burada 2. 2 çarpı 100'den 200. Yani bizim bağıl nemimiz birinci hava kütlesinde yüzde 200'müş. Devam ediyorum. 10 bölü 10 1 yapar. E 1 çarpı yüzde 100, 100 yapar. O zaman bu hava kütlesinde de bağıl nem yüzde 100'müş. 10 bölü 20 1 bölü 2 yapar. 100 bölü 2 de yüzde 50 yapacaktır. Şimdi bak buraya dikkat. Mutlak nemimiz sabit. Şimdi şu grafiğe geliyorum. Bak yukarıdaki grafiğe geliyorum. Mutlak nemi sabit tuttum. Maksimum nem 5'ten 10'a, 10'dan da 20'ye arttı. Bak maksimum nem arttı. Bizim bağıl nemimiz ne oldu? 200'den 100'e, 100'den de 50'ye düştü. Bak maksımız arttı, bağılımız ne yaptı? Azaldı. O zaman mutlak nem sabit olan hava kütlelerinde maksimum nem artarsa bağıl nemimiz azaldı mı? O zaman bunların arasında ters bir orantı vardır diyebiliriz. Şimdi ben bunu mesela doluluk oranı anlamında düşünürsem bu hava kütlesi yüzde geçtiği için yağış bıraktı. Bu hava kütlesi şu anda doymuş bir hava. Yani mutlakla maksimum birbirine eşit olursa o hava kütlesi doymuş havadır. Tüm şartlar mükemmeldir. Artık yağış bırakabilmesi için yüzde geçmesi lazım. Ama şu yüzde geldiğimde evet burada bir bulutumuz var ama aynı zamanda neyimiz de var? Güneşimiz de var. Yani parçalı bulutlu bir havamız mevcuttur diyebiliriz. Bu birinci kısmımız. Devam ediyorum. İkinci kısımda rengimi hemen şöyle kırmızı alayım değiştireyim. Bu sefer de maxları sabit tutalım. 10 diyorum, 10 diyorum, 10 diyorum. Burada da şöyle Mutlakları değiştireceğiz. Mutlağa 5 dedim. İkinci hava kütlesinin 10. Üçüncü hava kütlesinin de 20 e, olsun. Hemen şu şöyle 20'nin ikisini de düzgün bir şekilde 20 diye yazalım. Şimdi geldiğim ikinci kısma. Benim bağıl nemim neydi? Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. 5 bölü 10 çarpı 100'den 1 bölü 2'den 50 yapar. O zaman birinci hava kütlesinin bağıl nemi ne oldu? 50 oldu. 10 bölü 10 1 yapacaktır. 1 çarpı 100'den 100 olacak 20 bölü 10 2 2 çarpı 100'den 200 oldu şimdi ise durumumuz tam ters oldu bu sefer bu 3. hava kütlemiz yağış bıraktı 2. hava kütlemiz gene doymuş bir hava kütlesi ama bu sefer 1. hava kütlemizde ne oldu hava parçalı bulutlu oldu peki bu neden oldu şimdi bakın benim burada maksimum sabit. Yani ikinci grafiğe bakıyorum. Maksimum nemim sabit. Mutlakla bağıl nem arasındaki ilişkiye bakacağım. Bak, mutlak nem 5'ten 10'a, 10'dan 20'ye gitti. Mutlak nem arttı mı? Arttı. Bağla bakıyorum 50'den 100'e, 100'den 200'e gitti mi? O zaman benim mutlağım artıyorsa bağılım da artıyor mu? O zaman bunların arasında nasıl bir orantı vardır dersek doğru bir orantı vardır diyebiliriz. Peki sıcaklık arttıkça maksimum nem artıyor. Maksimum nem artarsa bağıl nem ne yapıyormuş? Azalıyormuş. O zaman sıcaklıkla bağıl nem arasında da nasıl bir orantı var dersek ters bir orantı vardır diyebiliriz. Nem açı. Bakın şimdi dikkat edin. Mesela birinci hava kütlesindeki kırmızıyı düşünün. Tamam mı? Kırmızıları. Nem açığı nedir biliyor musunuz? Sen bir hava kütlesindeki maksimum nemden bir hava kütlesinin mutlak nemini çıkarırsan oradaki açığı bulursun. Yani nem açığı dediğinde bu formülü unutmayacaksın. Şimdi birinci hava kütlesi için bakıyorum. Benim maksim kaçmış? 10 grammış. Hemen nereye yazayım? Maksim şurada 10 gram olsun. Benim peki mutlağım kaç birinci hava kütlesinde? Kırmızı olduğu için rengi değiştirmedim. Bakın dikkat edin. 5'miş. O zaman 10 eksi 5'ten. Buradaki nem açığı 5 gram oldu mu? Oldu. Devam ediyorum. Bak ikinci hava kütlesine baktım. Benim maksim 10. E mutlağın da 10. 10 eksi 10'dan 0 oldu mu? Bak şimdi dikkat et. Birinci hava kütlesinde nem açığı 5 gramken bağıl nem %50 mi? Evet. İkinci hava kütlesinde nem açığı yok bağıl nem %100 mü? O zaman nem açığı azaldıkça bağıl nem artıyor mu? Nem açığı azaldıkça bağıl nem artıyorsa ters bir orantı vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Buraya da şöyle yıldız attım. Şunu unutmayalım. Mavi ile yazdıklarımı Kırmızı ile yazdıklarımı bir almak zorundasınız sevgili arkadaşlarım. Geldik şimdi. Bağıl nemi yüzde yüz olan bir hava kütlesi yağış bırakır mı? Şimdi şunu düşünmem lazım. Bağıl nem neydi? Mutlak nem miktarı tamam mı? Bölü maksimum nem miktarı çarpı yüz demekti değil mi? Şimdi bağıl nemin yüzde yüz olabilmesi için şuranın ne olması lazım? Bir olması lazım. Buranın bir olabilmesi için... Mutlak nemin maksimum neme eşit olması gerekmekte. Tamam. Bağın nemi %100 olan bir hava kütlesi yağış bırakır mı dersek tabii ki de bağın nemi yüzde %100 olan bir hava kütlesi yağış bırakmaz. Nasıl yağ diyorsunuz? Şöyle düşünün. Elinizde bir pet şişe var. Pet şişenin ağzı tamamıyla suyla dolu. Benim şurada bir tane bardağım var. Ondan göstereyim. Şimdi bu bardak tamamıyla suyla dolu. Taşıyor mu? taşmıyor değil mi? Bak taşmadı. O zaman yüzü dolu olduğu halde taşmıyorsa e bağıl nemi %100 olan bir hava kütlesi de ne yapamaz? Yağış bırakamaz. Peki bir hava kütlesinin soldaki gibi yağış bırakabilmesi için bağıl nemin yüzün üzerinde olması lazım. Ya da sağdaki gibi yağış bırakmaması için bağıl nemin yüzün altında olması lazım. Peki bir hava kütlesinde bağıl nem %100'ü nasıl geçer derseniz Tabii ki de bağıl nemin %100'ü geçebilmesi için Mutlak nemin maksimum nemden daha büyük olması lazım Onu da şöyle sileyim Bak bu şöyle çok güzel olacak Şöyle siliyorum. Yani bu hava kütlesinin böyle yağış olabilmesi için mutlak nemin maksimum nemden büyük olması, yağış bırakmaması için de maksimum nemden mutlak nemin daha büyük olması lazım. Peki mutlak nem nasıl maksimum nemden daha büyük hale gelir? Şimdi şunu unutma. Maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılı değil miydi? Evet, doğru orantılıydı. O zaman burada sıcaklık düşerse, hava mesela bir dağ yamacı boyunca yükselirse, sıcaklık düşerse maksimum nem azalır. E, mutlak geçerse yağış bırakır. Ya da bu hava kütlesi daha nemli bir havayla karşılaşabilir. Bunu da unutmayalım. Peki maksimum nem mutlağı nasıl geçebilir? O zaman bu hava kütlesinin ısınması lazım. Hava kütlesi ısınırsa bu sefer ne olacaktır? Max artacaktır. Bu da ister istemez yağış ihtimalini düşürecektir. Ya da bu hava kütlesinin bir yamaç boyunca şöyle alçalması gerekmektedir diyebiliriz. Geldik şimdi dünyada bağıl nemin, maksimum nemin ve mutlak nemin nerede fazla oldu? Şunu unutmayalım çocuklar. Genel olarak bak genel her yer için bunu söyleyemem. Genel olarak herhangi bir bölgede bağın nem fazlaysa o bölgede yağış da fazladır diyebiliriz. Tamam mı? Genel olarak kesinlik için söyleyemem. Mesela neresi? Amazon havzası, Kongo havzası, Malezya, Endonezya, Gine adaları. Buralar yıl boyunca yağışın fazla olduğu o yüzden de bağın nemin fazla olduğu yerlerdir. Güney, Güneydoğu, Doğu Asya. Batı Avrupa, bizim ülkemizde Karadeniz kıyıları, Amerika'nın o kuzeybatı kısımları, Avustralya'nın doğu kısmı bu alanlar nemin yıl boyunca fazla olduğu yerlerdir. Bu alanlarda yıl boyunca yağış da fazla. Muson iklim bölgesinde mesela yaz yağışları çok yüksek, kışın kuraklık var. Ama şuna dikkat, bak dikkat burası var ya acayip önemli. Grönland'da da yağış azdır ama nem fazladır. Aynı şekilde Antarktika'da da... Yağış azdır, bağın nem fazladır. Neden Grönland ve Antarktika'da yağış az olmasına rağmen bağın nem yüksektir dersek, buradaki maks da çok düşük. Hava soğuk olduğu için maksimum nem de çok az. O yüzden de bağın nem yüksek ama yağış yok. Yani %100'ü geçmiyor diyebiliriz. Bağın nemin az olduğu yerleri ise kurak bölgeler olarak düşün. Yani yağışın az olduğu yerleri düşün. Bak çöl bölgeleri Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, Avustralya'nın iç ve batı kısmı, Amerika'nın o iç kısımları, Şili'nin Atakama dediğimiz alanı ya da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin o, o batı kısmında Namibya dediğimiz bu alan. Bu alanda da bağın nem yıl boyunca azdır diyebiliriz. Peki maksimum nem nerede fazla dersek sıcaklığın yüksek olduğu alanlarda fazla. Sıcaklık nerede yüksek? ekvator çevresi ve çöllerde. Maksimum nerede az dersek o zaman da şunu bileceksin. Sıcaklığın düşük olduğu alanlarda. E neresi? Kutup, tundura bölgeleri diyebiliriz. İşte bak buralarda maksimum nem düşük olduğu için Antarktika ve Grönland'da bağlı nem fazla oldu diyebiliriz. Mutlak nem dünyada ekvator çevresi güney güney doğu Asya'da fazla. Mutlak nemin az olduğu yerlerde kara içleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi yoğuşma ve yağışlar. Şimdi bir havada su buharı var. Bu su buharının gözle görülebilir hale gelmesi işlemine katı olabilir sıvı olabilir. Buna biz yoğuşma diyeceğiz. Ve diyor ki bak bir hava kütlesinin bağın nem oranının %100'e ulaşmasıyla birlikte hava kütlesi içerisindeki nem yoğuşur diyor. Bu yoğuşma sıfır derecenin altında da olabilir, Sıfır derecenin üzerinde de olabilir. Yeryüzünde de olabilir, gökyüzünde de olabilir. Ve bakalım. Şimdi şuraya şöyle geldim. Yeryüzü diyorum. Şuraya da şöyle geldim. Gök yüzü diyorum. Şöyle gökyüzlüğü aldım. Şuraya geldim şöyle sıfır derece dedim. Burası sıfır derecenin üzeri olsun. Burası sıfır derecenin altı olsun. Bakın sıfır derecenin üzerinde gökyüzünde meydana gelen birinci yoğuşma ürünü bulut. ikinci yoğuşma yani yağış kısmı yağmurdur diyebiliriz. Hemen şöyle bir sonraki sayfaya geldiğimde burada alçak bulutlar var. Kümülüsler. Orta bulutlar var. Stratüsler. Yüksek bulutlar var. Sirüsler olarak karşımıza çıkmakta. Burada zaten yağmuru görebilmekteyiz sıfır derecenin üzerinde yeryüzünde meydana gelen birinci yoğuşma ürünü sis, ikinci yoğuşma ürünü çiğdir diyebiliriz. Çiğ dediğimiz şunlar. Bak burada neyi görüyorsun? Su taneciğini görüyorsun. Hatta bu şöyle olur. Özellikle ilkbahar, yaz, sonbahar dönemlerinde sabah uyandın, okula geç kaldın, alarmı kurmamışsın ya da geç uyandın, evden geç çıktın. Durağa doğru gidiyorsun. Bir baktın şöyle abo otobüs geliyor. Hemen ne yaptın? O çimlerin üzerinden haldır aldır otobüse doğru koştun. Otobüse bindin tıt tıt bastın geçtin. Şöyle ayaklarına bir baktın. Allah kahretsin ıslanmış. İşte bu ıslanma olayı bununla gerçekleşiyor. Çiğ dediğimiz olay. Su buharı havanın soğumasıyla birlikte alçalıyor. Zeminle temas ediyor. Su taneciklerine dönüşüyor. Biz bunlara çiğ diyoruz. Sis nedir dersek sis için sıcak ve soğuk hava kütlelerinin ılık ya da soğuk hava kütlelerinin karşılaşması lazım. Siz için farklı durumlarda olacaktır diyebiliriz. Geldik şimdi sıfır derecenin altında gökyüzündeki meydana gelen kar ve dolu kısmına. E zaten bunları söylememize gerek yok. Kar burada dolu da tanecikli olarak ifade edilmekte. Ha şunu unutmayalım. Dolu genel itibariyle kararsız hava kütlelerinde meydana gelir. Yani dolunun yağdığı bir günü düşünün. Şu ifadeyi mutlaka kullanmasınızdır. Ya bu nasıl bir gündü ya böyle? Sabah donduk, öğlen yandık, şimdi de dolu düştü dersin ve anlayamazsın yani. O yüzden kararsız hava kütlelerinde bu yağışı biz göreceğiz. Sıfır derecenin altında yeryüzünde meydana gelen kırığı ve kırç varmış. Hemen şöyle geriye geliyorum, ileriye gidiyorum pardon. Kırığı dediğimiz olay. Mesela bunu şöyle düşünün özellikle bu dönemlerde arabanın işte sabah arabayla baban ya da annen seni bir yere bırakacak okula bırakacak zaten nereye gidebilirsin ki yani şimdi okula bırakacak seni ve bu kapsamda camlar böyle ben bembeyaz olmuştur arabaya biner annen ya da baban kontağı tak çalıştırır hemen sileceği bir çalıştırır onu hop şöyle yan tarafa götürür ve kar gibi yanda birikir eğer ki bu kar gibi yanda birikiyorsa kırağıdır bak kar gibi yanda birikiyorsa buna biz kırağı diyeceğiz ama sabah arabaya gittin annen baban arabayı tak çalıştırdı biraz da zor çalıştı Sileceği bir çattı. Hiçbir şekilde gitmedi. Ondan sonra dışarıya çıktı. Eline bir tane o buz kazıyıcısını aldı. Katur otur atur otur kazımaya başladı. O zaman da buna biz kırç diyeceğiz. Kırç genel itibariyle daha düşük sıcaklıklarda. Kıra ise sıfıra daha yakın sıcaklıklarda oluşur diyebiliriz. Şimdi geldik oluşum biçimlerine göre yağışlar sevgili arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Bir hava kütlesinin Yağış bırakabilmesi için yükselmesi lazım. Yani nereye gidecek? Yukarıya gidecek. Yağış sana nereden gelir? Yukarıdan gelir. O zaman yukarıya gidecektir. Peki neden yükselen hava kütleleri yağış bırakıyor da alçalan hava kütleleri yağış bırakmıyor? Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi ben şöyle bir dağlık alan çizdim. Burada yükselen bir hava kütlesi olsun. Burada da alçalan bir hava kütlesi olsun. Ve ben yükselen hava kütlesinin bulunduğu yere şöyle bir bulut çiziyorum ve yağış koyuyorum alçalan hava kütlesine de şöyle bir güneş koyuyorum. Bak, alçalıcı bir hava kütlesinin bulunduğu yerde yağış olmaz. Yükselici hava kütlesinin bulunduğu yerde yağış olur. Neden? Şimdi bak. Sıcaklık değişimine bakalım önce. Tamam mı çocuklar? Yükselen bir hava kütlesinde sıcaklık genel itibariyle her 200 metrede 1 derece azalacak. Alçalan hava kütlesinde de sıcaklık her 200 metre alçaldıkça 1 derece artacak genel olarak. Fön etkisi varsa %1 derece artar. Devam ediyorum. Sıcaklıkla maksimum nemi ilişkilendirelim. Sıcaklık azaldıkça maksimum nem azalıyordu. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artıyor. Hemen devam ettim son kısım bağıl nem diyorum. E, maksimum nem azalırsa bağıl nem artar, maksimum nem artarsa bağıl nem azalır. O yüzden alçalan bir hava kütlesinde yağış olmaz, yükselen hava kütlesinde yağış olacaktır diyebiliriz bunu unutmayalım. Hatta dikkat edin biz bir önceki dersimizde basıncı gördüğümüzde yükselici hava kütlesinin bulunduğu yerde alçak basınç. Alçalıcı hava kütlesinin bulunduğu yerde yüksek basınç var dedik. Alçak basınç alanlarında yağış ihtimali yüksek iken yüksek basınç alanlarında yağış ihtimali düşüktür. Hava açıktır dedik. Bak şimdi şuradakine sol taraftakine dikkat et. Burada yükselici bir hava hareketi var mı? Al sana yükselici hava hareketi. Burada alçalıcı bir hava hareketi var mı? Al sana alçalıcı hava hareketi diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Bunu da unutmamış olalım. Burası için de güzel oldu. O zaman bak dikkat et. Bu üç tane yağışın oluştuğu şekilimizde de yükselici hava hareketleri var mıdır? Tabii ki de vardır. Birinci yağışa bakıyoruz. Yükselim. Konveksiyonel yağışlar demiş. Burada ne olacak biliyor musunuz? Isınan bir hava kütlesi olacak. Isınan hava genleşir. Hafifler ve yükselir. Yükseldikçe sıcaklık azalır. Maksimum nem azalır. Bağın nem artar ve bu hava belirli bir yükseklikten sonra yağışını bırakacaktır. İşte biz bu yağışları yükselim ya da diğer ismiyle konveksiyonel yağış diyeceğiz. Havanın ısınmasıyla, sıcaklığın artmasıyla birlikte oluşan yağışlardır diyoruz. Peki biz bu yükselim yağışlarını hemen şöyle yapıyorum. Bak siyahla gösteriyorum tamam mı? Nerede göreceğiz dersek. Amazon havzası, ekvatoral iklim. Kongo havzası, ekvatoral iklim, Malezya, Endonezya, Gine adaları bu alanlarda yükselim yağışlarını yıl boyunca göreceğiz. Ve karasal iklim bölgelerinde de bu yağışları ilkbahar ve yaz dönemlerinde göreceğiz. Bak karasal iklim bölgelerinde de ilkbahar ve yaz döneminde gördük bu yağışları diyebiliriz. Geldik şimdi yamaç ya da diğer ismiyle orografik yağışları orografik, orojenez, dağ oluşumu demektir. O zaman burada oro dediğimiz dağdır. Yani bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinde sıcaklık azalır, maksimum nem azalır ve bağıl nem artar. Belirli bir yükseklikten sonra bu hava kütlesinin nemini yağış olarak yeryüzüne bırakır. Peki ben bu yağışları nerede göreceğim dersem dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda göreceğim. Özellikle Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya'da yaz döneminde bu yağışları bol miktarda görmekteyiz. Çünkü şurada kimler var? Himalaya dağları var. Aynı zamanda Amerikaların batı kısmında kayalık ve ant dağları var. Bu alanlarda da bu yağışı görebilmekteyiz. Yani bir yerde bu yağışları görebilmemiz için dağların kıyıya paralel uzanması lazım. Mesela bizim ülkemizde bu yağışları Karadeniz ve Akdeniz'de görüyoruz. Çünkü dağlar orada kıyıya paralel uzanmakta. Yükselim yağışlarını ise İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüyoruz. Tamam mı? Yaygın olarak bak. Bunu da unutmayalım. Geldim son yağış çeşidim. Bunu da mavi ile alayım. Mavi de şöyle yapıyorum. Cephe ya da diğer ismiyle frontal yağış. Farklı iki hava kütlesinin. Bak şuraya da şöyle yazdım. Farklı özellikteki iki hava kütlesinin karşılaşması ile birlikte meydana gelmiş yağışlardır. Biz bu yağışlara cephe ya da diğer ismiyle frontal yağışlar diyoruz. Peki bu yağışları biz dünyada nerede göreceğiz dersek özellikle orta enlemlerde okyanusal iklim bölgesinde şöyle düşünün kuzeyden soğuk hava kütlesi güneyden sıcak hava kütlesi geliyor ve bu yağışları özellikle 60 derece enlemleri çevresinde bol miktarda görebilmekteyiz. Aynı zamanda Akdeniz iklim bölgesinde de bu yağışları biz kış döneminde görüyoruz. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Peki bu yağışlar nasıl görülüyor biliyor musunuz? Şöyle bizim 90 derece enleminden gelen bir rüzgarımız vardı. Hatırlayın kutup rüzgarıydı. Bir de 30 derece enleminden gelen bir rüzgarımız vardı. Hatırlayın batı rüzgarı. E şimdi batı rüzgarı sıcak karakterli bir rüzgardır. Sıcak cephe. Kutup rüzgarı soğuk karakterli bir rüzgardır. Soğuk cephe. E sıcak ve soğuk hava kütleleri karşılaştığında oluyorsa bu yağışlar genel itibariyle 60 derece enlemleri çevresinde görülecektir diyebiliriz. Arkadaşım. Şimdi biz yeryüzündeki yağışın dağılışını hem alansal hem yükselti hem zaman özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Ve biz yeryüzündeki yağışı plüvyometre dediğimiz şu sağ tarafta görmüş olduğunuz alet ile ölçüyoruz. Nasıl? Ölçümdeki esası dikkat et. Bir metrekareye düşen yağışın miktarının ölçülmesi diyor. Bir metrekareye düşen yağış bir kilogram olduğundan su yüksekliği bir milimetredir. Yani bunun içerisindeki suyun yüksekliği bir milimetre olursa bir kilogramdır ve bir metrekareye bir kilogram yağış düşmüştür. Dolayısıyla yağış miktarını biz ifade ederken metrekareye şu kadar kilogram. Hatta haberlerde mesela ekstra bir yağış düşer ve evet sayın seyirciler bugün ülkemizin batısına metrekareye 16 kilogram yağış düştü ve bu mevsimlerin olmaması gereken düzeyinde bir yağış miktarıydı diyor. İşte bunun esası buradan gelmektedir diyebiliriz. Peki dünyada yağışın fazla olduğu yerler var mıdır dersek? Tabii ki de var. Amazon havzası. Rengi hemen değiştireyim. Güzel bir şekilde göstereyim. Amazon havzası, Kongo havzası, Malezya, Endonezya, Gine Adaları. Yani ekvatoral iklim, ekvator çevresi. Güney Asya, Hindistan'dan başla. Güneydoğu ve Doğu Asya. Muson iklim bölgesi, orta kuşak karalarının özellikle kuzey yarım kürede batı kıyıları diyebiliriz. Burada da okyanusal iklim görülmekte. Bu alanlarda da genel itibariyle yağış ihtimali yüksek, yağış miktarı fazla. Madagaskar, Yeni Zelanda, Avustralya'nın doğusu ve aynı zamanda Güney Amerika'nın güney batı kısımları da yağış miktarının fazla olduğu yerlerdir diyebiliyoruz. Peki dünyada yağışın az düştüğü yerlere bakmamız gerekirse... 1 çöl bölgeleri. Sahra çölü, Arabistan çölleri, Orta Asya çölleri, Avustralya'nın iç ve batı kısmındaki çöller, Namib çölü, Şili, Atakama çölü, Amerika Birleşik Devletleri çölleri. Bu çöl bölgeleri genel itibariyle 30 derece enlemindeki dinamik yüksek basınç alanlarıdır. Şura dışında. Orta Asya çölleri dışında. Bunlar deniz etkisinden uzak kara içi çölleridir. Ve bu alanlarda da yağış miktarı azdır. Soğuk su akıntılarının etkili olduğu kıyılar. Mesela nerelerdi? Labrador vardı, işte Kanarya vardı değil mi? Bak bunları unutmayalım. Benguela vardı, Peru Humboldt vardı. Bak bu alanlarda gene yağışın az olduğu yerler. Bir de kutup ve kutup bölgeleri. Yani tundura iklim bölgesi, kutup iklim bölgesi gene yağış miktarının az düştüğü yerler olarak karşımıza çıkmakta diyebiliyoruz. Yağış rejimi yeryüzündeki herhangi bir bölgedeki yağışın aylara göre dağılımındaki dengeyi ifade etmekte. Şimdi bizim burada birinci bölgemiz burası, ikinci bölgemiz burası olsun. Birinci bölgeye baktığımız zaman yağış miktarı aylara göre oransal anlamda, bak miktar demiyorum, oransal anlamda değişim fazla mı? Bakalım en az yağış 200 mm civar, en fazla yağış 300 mm civarı. Oransal anlamdaki fark burada. %200-300 dersek, 200'den 300'e çıktığımızı düşünürsek %100'lük bir oransal fark var. Buraya geliyorum. En fazla yağış 200 milimetre. En az yağış 20 milimetre. bin 10 katlık. Bak burada bir katlık bir artış var. Hatta %50'lik bir artış var. Öyle söyleyeyim yarım artış var. Burada ise 10 katlık bir artış var. Oransal anlamdaki farka bakacaksın. Oransal anlamda farka bakmazsan burada hata yaparsın. Miktara bakma. Orana bak. Eğer ki oransal anlamda fark böyle az ise burada yağış rejimi düzenlidir diyebiliriz. Zaten dünyada düzenli yağış rejimine sahip iki tane iklim bölgesi var. Ekvatoral iklim, okyanusal iklim. Ama buraya baktığımız zaman oransal anlamda bir fazlalık söz konusu. O zaman burada da düzensiz yağış rejimi vardır diyebiliriz. Kim? Savan iklimi, muson iklimi, Akdeniz iklimi, sitep yani karasal iklim, sert karasal iklim, tundura iklimi. Bu iklimlerde de yağış rejimi düzensizdir diyebiliyoruz. Geldik sizinle bugünkü nemlilik ve yağış dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte nem türlerinden bahsettik. Mutlak, maksimum, bağın nem. Bunu bir bardak misali düşünebilirsiniz. İçerisinde olan mutlak nem. Alabileceği en fazla su miktarı maksimum nem ve doluluk oranı bal nem olarak geçer. Yoğuşma türlerinden bahsettik. Yağış çeşitleri dedik. Konveksiyonel yağış yükselim yağışıydı. Orografik yağış orojenez dağdan aklınıza gelsin. CHP yağışları farklı iki hava kütlesiydi ve yeryüzündeki yağışın dağılışından bahsedip dersimizi bitirmiş olduk. Karşımızda günün güzel bir ödüllü sorusu var. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bizim için aslında sizin için hem de TYT anlamında gerçekten banko soru gelebilecek bir konu. İklim tiplerinden bahsedeceğiz. O yüzden hafta iki dersimizi mutlaka kaçırmadan notlarınızla birlikte güzel bir şekilde dinleyerek hazır olarak gelin diyelim. Hadi bakalım hafta iki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.